kim değildir, Atatürkçü de değildir. Niye iktidar, niye veriyor abi bu millet, bu millet niye veriyorsunuz abi o zaman? Ben de bunu anlamaya çalışıyorum, niye neden veriyorsunuz? Ya gidin her yer kafeler, gençler, AVM'ler gençle dolu. Aç mı kalsın? Yaşamasın. Ölecek mi, yemeyecek mi hiçbir şey? Ayağını yorduğuna göre uzatacaksın. Sen uzatıyor mu? Uzatıyorum tabii. Ne kadar uzatıyorsun? Uzatıyorum tabii. Tayyip'ten her sen parayı uzatırsın. İşte bak ha, AK Parti'ye çevrildi muhabbet. İzmir'de parti konuşmayalım en iyisi, ben gideyim. Ben doğru da olsa, yanlış da olsa Erdoğancıyım kardeşim. Tayyip'ten mi? Pardon. Alırsın pardon. Ben fabrikada çalışıyorum. Ben asgari ücretle çöpüle çalışıyorum. Ben de çalışıyorum. Neyin muhabbetini yapıyorsun? Adam kapadı. Bana asgari ücret yetiyor mu? Yetiyor kardeşim. Ben memnunum mu? Bu benim fikrim. 200 milyarlık, 500 milyarlık araba bineceğiniz, 80 milyarlık arabaya bin kardeşim. Bir saniye. Sen fazla makarna yedin galiba. Yok abicim, sizin zihniyetiniz. Yok yok, ben makarnacı değilim. Ne kadar maaş alıyorsun? Ne yapaylısınız? 20 sene. Sen Kürt'ten ne gördün de şeyde Suriyeli savunuyor? Kürt'ten ne gördün de Suriyeli savunmuyorum. Kürt için ben Suriyeli savunmuyorum. Ben Erdoğancıyım ya. Erdoğancıyım. Sana ne lan benim fikrim? O yüzden böyle. Sana ne benim fikrim lan? Allah Allah. Ben senin zihniyetinle konuşamıyorum. Erdoğancı değil. Atatürkçüyüm. Atatürk olmasa adım. Şimdi söyleteceğim ha, ağzımı bozacak şimdi. HDP ile anlaşan bir parti Atatürk Partisi değildir. Doğru söylüyorsun. Bana Atatürkçülük davranmayın. Herkes ne geçecek adam? Ya da sen anlaşamazsın. Sen Atatürkçü değilsin. Geçiniyor biliyoruz. Niye geçinemeyelim? Görüyorsunuz. AVM'ler dolu. Ya alışveriş merkezleri, kafeler, her yer dolu. Niye geçinemeyin? Vatandaş niye şikayet ediyor? Vatandaş işine gelmiyor da o yüzden. Şükür bilmiyoruz. Evet, şükür bilmiyoruz. Güzel şeyler var mı mesela ülkemizde yapılan güzel şeyler? Vatandaşın kullanabildiği. Tabii ki var. Mesela? İnsanlar görmek istediği zaman görürler. Görmek istediklerini zaman görmezler zaten. Bunu eleştirmeye veyahut söylemeye gerek var mı sizce? Sen ne görmek istersen onu görürsün değil mi? Gençlere sorduğumuzda gençler niye sürekli diyorlar biz bu ülkede artık bir gelecek göremiyoruz, ülkeyi terk etmenin derdindeler. Gençlere bir sorar mısınız? Ellerinde telefon diyecekler gene de. Ben de 36 yaşındayım, 21 yaşında telefonum oldu benim. Şu an ellerinde son model telefon var mı? Var. Telefon mu? Herkes zaten çıkar telefonunu göster diyor değil mi? Telefon var mı? Var. Önlerinde her şey var mı? Kahvaltılarımız, yemeklerimiz, her şey var çok şükür. Yani bunlar lüks değil ki. Niye lüks değil? Lüks değil bunlar. Bunlar niye lüks değil? Tatile gidiyor mu? Gidiyor. 15 milyarlık, 20 milyarlık para harcıyor tatilde. Harcamıyor. Yine de geçinemiyorum. Gitmeyeceksin o zaman. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Sosyalleşmesinler. Sosyalleşsinler ama ben de genç oldum. Ben 36 yaşındayım. Ben de gençlik yaşadım. Benim de her şey ayağımı yorganına göre uzatacaksın. Bir sene gidemiyorsan öbür sene gidersin. Her sene tatil gitme peşinde olmayacaksın. Asgari ücret 11.400 lira oldu ya. Evet. Sizce de az değil mi? Valla şu zamanda kiralar çok yükseldi. Evet, ekonomi olarak bir sıkıntımız var ama elhamdülillah diyorum ben. Fiyatlar yüksek ama yine de şükredelim diyorsunuz. Yani. Ama neden? Ya insanlar yükselen şu an lüks içinde yaşamıyor mu sizce? Bence yaşıyor. Sormak. Bence yaşıyor. Şu an gençler tatiline gidiyor mu? Gidiyor. Gidiyor değil mi? Gidiyor. Ellerinde son model telefon yok mu? Yok. Kafelerde yiyip istediğinizi yiyip içmiyor musunuz? İçiyorsunuz. Peki eve gidince istediğiniz yemeği yapmıyor mu anneniz? Her şey dolaplarınız tam takır dolu değil mi? Dolu. Bu. Çok şükür ben karnımı doyuruyorum. Ben kiramı ödüyorum. Ben tatilime gidiyorum. Daha ne isteyeyim? Çalışamayan gençler sizce iş mi beğenmiyorlar? Tabii ki iş beğenmiyorlar. İş beğenmiyorlar diyor. Ben çok şahit oldum. Ben de fabrika gezdim. Ben çok şahit oldum. 21 yaşındaki iş geliyor, çalışıyor. Sonra diyor ki bu iş bana göre değil. Bana ağır geldi. Ben çıkıyorum. Senin paraya ihtiyacın var. Senin evet, senin paraya ihtiyacın var. Niye çıkıyorsun ki işten? Çıkma kardeşim. Senin işe ihtiyacın var. 11 bin lira para alıyorsun. Niye çıkıyorsun? Çalış, paranı kazan. Niye çıkıyorsun? Sonra diyorlar ben açım. Aç değilsin. Sen nankörsün. Sonra devleti suçluyorlar. Devlet elinden geleni yapıyor. Onların da suçu yok mu? Devletin de bu konuda suçu yok mu? Ben devleti suçlu görmüyorum ya. Ben devleti suçlu görmüyorum. Ablacığım, bir ekmeğe 7 lira vermek sana koymuyorsa ben sana bak ekmek ya. Ekmek 7 lira. Ya, ekonomik olarak zaten sıkıntımız var. Ben bunu inkar etmiyorum. Ha, evet, tamam. Ama neden var? Neden var? Neden var? Ben size soruyorum. Tamam. Neden var? Ama şimdi siz savunuyorsunuz, bana söyleyin neden var? Ben size soruyorum. Siz şikayetçisiniz ya. Ben şikayetçi değilim.
Neden şikayetçi değilim? Sen özgür olarak geziyor musun? Sen yok, gezemiyorum. Niye, nasıl gezemiyorsun? Ablacığım ben bak şurada 4 parça eşyayı 600-700 lira para ödedim. Ama veriyorsun. Ablacığım ihtiyacım çünkü bu benim ama almam gerekmiyor mu? Ya hadi bak ben sana temel ihtiyacı söylüyorum. Ekmek 7 lira. Bu senin vicdanına bir şey demiyorsa bizim zaten size anlatabileceğimiz hiçbir şey yok. Valla ben şikayetçi değilim. Sen, ben şikayetçi değilim. Mesela senin çocuğuna gidip bir şey istediği zaman rahat bir şekilde alabiliyor musun? Alıyorum. Ablacığım helal olsun o zaman. Niye sana almayayım? Yani gerçekten. Ben çalışıyorum, paramı kazanıyorum, çocuğumu. Tamam. Peki şöyle söyleyeyim. Kafeler dolu mu? Dolu. Trafikte araba dolu. Niye toplu taşıma kullanmıyoruz? Her evde araba var. Hepsine ablacığım, bak. 100 ama... milyarlık, 200 milyarlık araba. Alma kardeşim lüks araba. Bir dakika, bir saniye. Bir dakika konuşurum. Niye 200 milyarlık araba alayım? Niye 500 milyarlık alayım? Biz niye? Bir dakika. 80 milyarlık arabada gidiyor bu kardeşim, bunları... gidiyor. Niye 100 milyarlık araba alayım ben ya? Biz bunları hak etmiyoruz. İnşallah ekmek 100 lira olur, kimse ekmek yiyemez. Ablacığım biz bu arabalara binmeyi hak etmiyor muyuz? Siz niye kendiniz? Siyasi konuşuyorsunuz siz. Siyasi konuşuyorsunuz. Biz bu arabalara binmeyi hak etmiyor muyuz? Biz niye ben bu arabalara karışım hayatımdan? Biz niye ben özgür olarak bu memlekette geziyor muyum? Geziyorum. Ya ablacığım nasıl gezebiliyorsun? Ben geziyorum kardeşim bak. Özgürüm. Ben farkında değil misiniz? Gerçekten özgürlüğü ya. Kadıncılık. Neyin özgürlüğünden bahsediyorsun sen? Ben... Ablacığım neyin özgürlüğü? Ben yapma ya bak. Bu kadar kör olmayın rica ediyorum ya. 100 bin lira araba dedi. Ben 8 sene şiddet gördüm kardeşim. Tamam. Devletin neredeydi? Korudu mu seni devletin? Ben devletime gidip sığınmadım ki devletin benim yanında olsun. Niye sığınmıyorsun devletine? Seni devletin korumalı. Bunu anlamıyorsunuz siz. Devletin korumuyor mu? Bizim geleceğimiz 20 senedir. 20 senedir bu adam iktidar mı? İktidar. İşte niye iktidar? Niye 20 senedir? Niye iktidar? Niye veriyor abi bu millet? Bu millet niye veriyorsunuz abi o zaman? Ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Neden veriyorsunuz? Beğenmiyorsunuz bu adam 20 senedir iktidar. Soruyorum size, söyleyin. Benim ülkemin vatanı. Burası İzmir. İzmir dediniz CHP'nin şeysi, tamam mı? Ha, İzmir CHP'nin. CHP kazanıyor genelde İzmir, tamam mı? O yüzden ben İzmirli konuşmuyorum, Suriyeli. Evet, biz yani... Doğru söylüyorlar. Bak Suriyeliler benim de komşumdu. Suriyelilerden bir zarar görmüyorum kardeşim ben. Depremde bile Suriyeliler de gitti. Türk milletinin içinde de var hain. Türk milletinin içinde de var hain. Sadece Türk Suriyeliler geldi ne oldu? Savaş oldu. Sen sığındılar sana. Senin devletin yardım etti. Senin devletin yardım etti. Ne var bunda? Ya misafirlik bir yere kadar. Suriyeliler geldi de Suriyeliler niye burada? Ben hiç konuşmayayım. İzmir'de zaten parti muhabbeti hiç yapılmaz. Parti konuşmayalım. Dedin ki lüks arabaya binmeyin. Evet. 200 milyarlık 500 milyarlık araba bineceğine 80 milyarlık arabaya bin kardeşim. Ben bir saniye. Sen fazla makarna yedin galiba. Yok abicim sizin zihniyetiniz. Yok yok ben makarnacı değilim. Ne kadar maaş alıyorsun? İşte bak ha AK Parti'ye çevrildi muhabbet. İzmir'de parti konuşmayalım neyse ben gideyim. Ben doğru da olsa yanlış da olsa Erdoğancıyım kardeşim. Ben Erdoğan'ın sonuna kadar sevinirim. 20 senedir de bu adam bu ülkede iktidar mı? İktidar. Değil mi? 20 senedir bu ülkede iktidar. Madem insanoğlu rahatsız abi vermesin oy. Vermesin. 20 senedir iktidar mı? Diyorlar ki bilmem nerede bayrak salladı. Satacak olsa bu adam ülkeye 20 senedir satardı zaten. Anladın mı? Heh. İzmir'de şu an beni... Araplar aldı, Araplar. Şu an beni linçleyecekler. O yüzden ben susayım. O zaman ben susayım. Ben ne konuşursam konuşayım. Burada mutlaka bir şeyler söyleyecekler. O yüzden ben susayım. Konuşmayayım. Ben doğru da olsa yanlış da olsa Erdoğancıyım. Ben memnun muyum? Memnunum. Bakıyorum alışveriş merkezleri dolu. Bakıyorum her yer dolu. Tıka basa. Madem çayın bir saniye. Madem hayır bir saniye. Madem, bir saniye. Madem bir kahvenin bilmem nenin kafede 8, 10, 20 örnek veriyorum. 40 lira bilmem nesinden şikayetçiysen gitmeyeceksin kardeşim. Ben de genç oldum. Ben de çocuk oldum. Benim 21 yaşında telefonum oldu. Anlatabiliyor muyum? Sanki gençler diyor ki biz lüksü yaşamıyoruz.
gidip gezemiyoruz diyorlar. Pardon? Burası yaşayamıyorlarmış. Yaşayamıyorlarmış. Ya gidin her yer kafeler, gençler, AVM'ler gençle dolu. Aç mı kalsın? Yaşamasın. Ölecek mi, yemeyecek abi, mi hiçbir şey? Ayağını yorgana göze göre uzatacaksın. Sen uzatıyor mu? Uzatıyorum tabii. Ne kadar uzatıyorsun? Uzatıyorum tabii. Tayyip'ten her alırsan sen parayı uzatırsın. Tayyip'ten mi? Pardon. Alırsan pardon. Ben fabrikada çalışıyorum. Ben asgari ücretle çalışıyorum. Ben de çalışıyorum. Neyin muhabbetini yapıyorsun? Adam kafada yemeyecek. Bana asgari ücret yetiyor mu? Yetiyor kardeşim. Ben memnunum mu? Bu benim fikrim. Bu benim fikrim. Bu benim fikrim. Sen karışamazsın. Ya bak senin fikrine. Ya hep aynısınız. Ne hep aynısınız? 20 senedir. Sen Kürt'ten ne gördün de şeyde Suriyeli savunuyor? Ne? Kürt'ten ne gördün de Suriyeli savunuyor? Ben Suriyeli savunmuyorum. Kürt için ne? Ben Suriyeli savunmuyorum. Ben Suriyeli savunmuyorum. Ben Erdoğan'cıyım ya. Erdoğan'cıyım. Sana ne lan benim fikrimden? O yüzden zaten böyle konuşuyor. O yüzden böyle konuşuyor. Sana ne benim fikrimden? Allah Allah. Ben senin zihniyetiyle konuşamıyorum. Erdoğan'cı değil. Atatürkçüyüm. Atatürk olmasa adım. Şimdi söyletireceğim, ağzımı bozacak şimdi. Teşekkür ederim. Abi, abi sağ olasın. Ha. Tamam. Teşekkür. Sensin lan HDP. Bir daha bana. HDP'yle anlaşan bir parti benim Atatürk'üm. Kafanı kesecek ben aldın ya yanına. Sana ne? Ablacığım. Sana ne? PKK yanına. Şimdi dağıtmasın ayıp olur. Onu sana ne? Ya siz aldınız, ben değil. Teşekkür ediyorum, olur mu? Anladın mı? Ablacığım. HDP'yle anlaşan bir parti benim partim değildir. Atatürkçü de değildir. HDP'yle anlaşan bir parti Atatürk Partisi değildir. Bana Atatürkçülük davranmayın. Teşekkür ediyorum. Ben de seni daha tutuyorum. Ben AK Parti'ciyim. Sana ne? Ablacığım. Ablacığım sana ne? Teşekkür ediyorum. Bak ben yayını kesmek zorundayım. Sana giren çıkan var. Osmanlı zamanında öyleydi. Sen de öylesin. Sana ne? Bir daha asın bir. Katilini savunuyor lan. Hadi hadi.